Bugün konumuz ikinci lema yapacağız. Eyüp Aleyhisselam'la ilgili bir kıssa var. Malumunuz Kur'an'da 20. sözde diyor. Kur'an'da geçen kıssalar bir mucizelere olmasa, aynı olmasa ki deyip onun benzerini yapmayı, beşer teşvik etmek, marifetin ahlakını tatbik, ahlakına uymak. Mesela biz İsa Aleyhisselam ölüleri diriltmesi, beşer aynı yapması mümkün değil ama ona yanaşabilecek gibi üstad tabirle ölüme vakit hayat rengi vermek mümkün. Mesela Musa Aleyhisselam'ın merkezi tahtını getirmesi, olayını biliyorsunuz, ne yaptı? Birdenbire sesi ve kendisi beraber geldi. Bu da gösteriyor ki diyor üstadın 20. sözde eşyanın nakli mümkün. Şu anda elektronlar yaptılar. Ama bakarsın eşyayı da getirebilecekler. Yani bugün eşya alıp bir yere götürecekler. Bunun gibi şimdi biz ikinci lemadan da Eyüp Aleyhisselam nedir bu kıssa? Bunu alacağım hisse ne? Eyüp Aleyhisselam malum sabrın şeyi. Tabi her zaman olduğu gibi yine bahsedeceğim. Tayyar kardeşimiz öyle başlangıçta bir okusun. Sonra Erdil Bey'le beraber ve Tayyar da beraber ben bazı aktarmalarla beraber bu dersi anlatmaya çalışacağız. Buyur canım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci lema. Bismillahirrahmanirrahim. İznâdâ rabbehu ennî messenye durren terhamurrahimîn. Eyyub'u da hatırla ki Rabbine şöyle niyaz etmişti. Bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi inni messeniye durru ve enterhamur rahimin demeliyiz. Ey Rabbim bana gerçekten zarar dokundu. Sen ise merhametlerin en merhametlisisin. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahatı için değil, belki ubudiyet-i ilahiye için demiş. Ya Rab, zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o Hazret'ten 1000 defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasıl ki o Hazret'in yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanına ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler neuzübillah mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevk-i ruhanisine ilişip zikirden nefret kerane uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip
siyahlandıra siyahlandıra, ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah istiğfar ile çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıttılağından çok icap ettiği zaman, melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intac eden, büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, sultan-ı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke bu vazife-i ubudiyet bulunmasaydı ve bu arzudan bir manevi adavet ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Bir şüphe vücud-ı ilahiye dair kalbe gelse, kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki, inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı, vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil, inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder. Ve hakeza bu üç misale kıyas edilsin ki vel râne alâ kulûbihim sırrı anlaşılsın. Kazandıkları günahlar kalplerini kaplayıp karartmıştır. İkinci nükte, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihli hakları yoktur. Birinci vecih, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayyir eder, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Razak ismi de açlığı iktiza ediyor. Ve hakeza, Malikel mülkiye tasarrafu fi mülkihi keyfe yeşâ. Mülkün maliki, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder mali. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Teşekkür ederiz. İnşallah vaktin el verdiği ölçüsünde. Tabii hepsini okuyamayacağız da iki nükle okuduk. Şimdi ikinci lamba Eyüp Aleyhisselam'dan bahsediyor. Değerli kardeşlerimiz, Kur'an'da kıssaların anlatmasının maksat, daha önce söylemiştim, onların maruz kaldığı imtihanlara Peygamberimiz ümmetin tamamı bizim de maruz kalacağını anlatmaktadır. Evet, bizim ondan ibret almamız lazım. Oku bakalım şimdi, erdi kardeşimiz, başla. İkinci lema, Bismillahirrahmanirrahim. İz nâdâ rabbehu enni meseniyet durru ve ente rahimurrahimîn. Sabır kahramanı Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın şu münacatı hem mücerrep hem tesirlidir. Fakat ayetten iktibas suretinde bizler münacatımızda Rabbi enni meseniyet durru ve ente rahimurrahimîn demeliyiz. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın meşhur kıssasının hülasası şudur ki. Şimdi bir müsaade eder kardeşim. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Biri İsmail, bir İshak'tı. İsmail Mekke'de, İshak da Kenan ellerinde. Yani bugün Ürdün ve civarında, yani Filistin civarında. İsmail Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Biri Ays, biri Yakup.
Eyüp Aleyhisselam Ays'tan dünyaya gelmiş. Yani Eyüp Aleyhisselam, dolayısıyla İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın Ays'ın çocuğu ve torunu oluyor. Şimdi hastalıktan bahsediyoruz. Bir şey söyleyeyim. Tabi Cenab-ı Hak hastalık demek herkes için musibet bela değildir. Bazı hastalık kulun manevi terakkiyatının basamakları olabilir. Ben Allah'tır. Eğer kul ibadetle Allah terakki edemiyorsa Rabbim ona başka musibet verir. Musibetler sabırla onu geliştirir. Mesela bir adam askerlikte en büyük makam ne Erdicim? Orgeneral değil mi bugün? Evet. Orgeneral. Bugün Türkiye şartlarında orgeneral olabilir. Asker ibadetle çalışan bir adam. Bir daire makam var. En yüksek makam orgeneral. Doğru mu? Fakat askerlikte öyle bir makam var ki ona maraşalık denir. Maraşalık denir. Maraşalık. O askerlik yapmak olmaz o. Ancak musibetle cephede sabatla durmakla kazanır. Üç meydan muharebesi kazanan komutan maraşaldır. İşte Allah katında öyle yüksek makamlar var ki değerli kardeşim, o makamlara ibadetle girilmez. Allah'ın vermiş olduğu imtihanı sabrede çıkılır. Bir gün Musa Aleyhisselam giderken bir zatın, yani Eyüp Aleyhisselam'a girmeden bir şey söyleyeyim, ibadetle meşgul olduğunu görüyor bir zat. O zat Musa Aleyhisselam'a diyor ki, ya Musa sen Mevla'ya gidiyorsun, Tur-i Sina'ya gidiyorsun, benim senden bir isteğim var. Sen de vesile ol da duam yerine gelsin der. Musa Aleyhisselam adamın ne istediğini sorar. Adam der ki, benimle Rabbim arasında, söylemez. Musa Aleyhisselam Rabbine Mevla'nın Tur-i Sina'da müracaat eder yalvarırken, dua ederken der ki, ya Rabbi Allah'ım filan kulun senden bir talebi varmış der. Rabbim der ki, ya Musa git o adam müjdeyi ver. Ben onun duasını kabul ettim der. Musa Aleyhisselam sevinerek gelir. Aa bakın adam kurtlar yemiş. Canavarlar perişan etmiş. Allah Allah. Şaşkın da, ya Rabbi bu nasıl müjde? Adam parçalanmış. Kurtlar yemiş. Ne istedi ki bu adam? Öyle bir makam istedi. Bunu Cenab-ı Hak lisan hikmet der ki, ya Musa o benden öyle bir makam istedi ki ona ibadete çıkılamaz. O ibadetle meşguldü. Benden bir makam istedi. Ancak o makama sabırla çıkılır. Verdim, sabretti. O makamı kavuştu. Akıbet bedel oldu. Anlatabildim mi? Demek ki böyle bir durum var. Herkese o makama çıkmaz. Allah bazen yani musibetleri böyle almak lazım. Hani der Allah sevdiği kuluna ne derler? Bela ver derler. Doğru mu? Evet. Oku bakalım şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını. Pek çok yara ve bere içinde epey müddet kaldığı halde bu hastalığın azim mükafatını düşünerek kemali sabırla tahammül edip kalmış. Biliyorsun bir de bir şey var. Tabi bu araya giriyorum, aklıma geliyor. Biliyorsun Eyüp Aleyhisselam Kur'an'da kısalandığı gibi çok varlık sahibiymiş. Çoluk çocuğu çokmuş ve buna rağmen hiç ibadeti aksatmadan yerine getiriyor. Bizim gibi değil. Meşgulümüz var, kaza bırakıyoruz, sonra diyoruz. Öyle değil. Şeytan vesvese veriyor. Diyor ki, tabii ki diyor Cenab-ı Hakk'ı şeytan. Eyüp böyle ibadet eder. Çünkü her şeyi bir, her şeyi zengin. Bir el yağı bir balda. Ne şeyi var diyor. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Eyüp'ü musibetlerle imtihan ediyor. Yani insanlar alem rehber olsun diyerek ona öyle bir musibet veriyor ki, öyle bir rahatsızlık veriyor ki bir ibadete göre 13 sene, bir diğer ibadete göre 18 sene devam ediyor hastalığı. Devam etmiyor. Sonra orada yaralarından tevellüt eden kurtlar kalbine ve dine iliştiği zaman zikir ve marifet-i ilahinin mahalleri olan kalp ve lisanla iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi ıstırahatı için değil belki ubudiyet-i ilahi için demiş. Ya Rab zarar bana dokundu. Lisanen zikrime ve kalben ubudiyetime halel veriyor diye münacat edip Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş. Ben bunu bir yerde söyledim. Bir yer tartışma mesele oldu. Ama benim kanaatim o. Hani burada iki nokta var. Kurt meselesi. Biri yaralından
tevellüt eden kurtlar diyor. Bazı tarih kitaplarında maalesef yanlış ifade ediliyor. Yani vücudan dıştan bakıldığında yara bere içinde, affedersiniz, hayvanların yaraları gibi kurtlanmış. İşte kurtlar düşüyor, alıyor, geri koyuyor. Böyle ifadeler var. Bence bunlar yanlış. Çünkü peygamberimiz, peygamberde böyle bir şirkinin sıfatı olması mümkün değil. Yani böyle bir şey yapsın. Bir eksiklik de olsun. Bizim inancımıza göre biz peygamberi daha güzel karşılarız. Nitekim bakın bizim peygamberimiz de 60 yaşında vefat etmesi de böyle elden düşün 80-90 sene yaş kalsa da ihtilalim olsa ümmetin nazarında canım sana feda olsun der o ümmet nasıl peygamberimiz olacaktı? Demek ki Hazreti Üstad onun yaşlanmadan yani 70-80-90'a girmeden efendim ahirete almasının hikmetini mektubatta şöyle ifade ediyor. Buldun mu onu? Buldum. Oku. Ama ömrü saadetinin 63 olması ise çok hikmetlerinden birisi şudur ki şer'an ehli iman Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gayet derecede sevmek ve hürmet etmek ve hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükellef olduğundan bir dakika bir dakika. Demek ki ihtiyacını gideremediğini düşün. Ümmetin bakış açısı ne olacak? Farklı manaya girecek değil mi? İmanda zerre kadar sarsıntı gelmesi doğru olmayacak. Onun için Müslümanların imanda zerre kadar sarsıntı vermek için Cenab-ı Hak onu ne yapıyor? Oku şimdi. 60'tan sonraki meşakkatli ve musibetli olan ihtiyarlık zamanında Habib-i Ekrem'ini bırakmıyor. Belki imam olduğunu ümmetin ömrü galibi olan 63'te Mele-i Ala'ya gönderiyor, yanına alıyor. Her cihette imam olduğunu gösteriyor. Demek ki yaşlılığın verdiği arızalardan bahsetti orada. Onu göstermeden Cenab-ı Hak en güzel şekli alıyor ve bizim düşündüğü dünyamızda böyle pür pak kalıyor. Peki aynen bunun gibi Eyüp Aleyhisselam da bir peygamber. Değil mi kardeşim? Evet. Eyüp peygamberin vücudunda böyle tarif edecek olursak bu hal efendim kurtlar düştü, aldı, yaptı. O zaman bu peygamberin manası içine girmez. Çünkü ümmetin nefretkarına bir şekilde uzaklaşmaması öyle gerekiyor. Peygamber olduğu müddetçe tebliğ etmesi gerekir. Peki nedir o zaman kurt diyor? Nedir bunun mana? İkinci mana benim anladığım kadar önemli bir şey. Biliyoruz geçmiş zamanlarda ifade edemediği için kitaplara girmemiş. Mesela virüs. Bak mesela bu koronavirüsü görüyorsun. Değil mi? Kanser mikrobu. Dıştan görünür gözüküyor. Ama içten bitiriyor. Virüs görünmüyor. Ama insan dış dünyası olması gerekmiyor. Nice hastalığı var ki gezin görün. Kimimizin evindedir. Dışarıdan baktığı zaman sanırsın ki sapsalam insan. Görüyorsun. Fakat içinde öyle yaralar, öyle virüsler var ki onun acısıyla, ızdırabıyla kasıp parlıyorlar. Böyle hastalık yok mu? Mesela bunun kanser hastalığı bunlardan bir tanesi değil mi kardeşim? Kanser evet. Hastası. Belli bir aşamadan sonra öldürüyor. Veya böbrek hastası. Çare bulamıyor. Belli bir dönemden sonra kendisini gösteriyor. Dolayısıyla burada yaralı ifade eden virüs demesi niye mümkün olmasın? Yani benim kendi kanaatime göre. Bu şekilde ben diye düşünüyorum. Bundan sonra ne oluyor? O virüsler gittikçe ilerliyor. Artık bitkisel hayat dediğimiz şuuru kaybolmasının noktasına geliyor. Eyüp Aleyhisselam'da. Artık dilim keçelendi. Dilimi çeviremiyorum. Zikrimi yapamıyorum. Ey Rabbim, ben seni artık hatırlayamıyorum, anamıyorum. Seni hatırlamak istiyorum. Sana zikir yapmak istiyorum. Şimdi bir problem yoktu. Şimdiden sonra zarar bana dokundu diyor. Yani zarar ruhuma dokandı. Tam zikir edemiyorum diyor. Tabii bu gelişme sonucunda malum ne diyor? Cenab-ı Hak peygamber hatta bir şey var. Onun hanım ismini unuttum da hanımı diyor ki ya ey peygamber dua et de diyor. Allah seni bu hastalığı kurtarsın. Çok enteresan dikkatimi çekti. Eyüp Aleyhisselam diyor ki bu manada ben Allah'a dua etmeden hayal ederim diyor. Çünkü Cenab-ı Hak bana 70 sene sağlıklı ve afiyetli ömür vermiş. En azından bir 70 sene ızdırap duyayım ki diyor. Belki dua etme şeyi bulayım. İçinde bir cesaret bulabileyim. Bunun için ben Allah'a dua etmeden hayal ederim diyor. Bu manada vücut için, kendi için, nefsi için
herhangi bir dua sarf etmiyor. Bak beni kurtar demiyor. Ne zaman ki ubudiyetine zarar veriyor, o zaman iltica ediyor, dua ediyor ve Cenab-ı Hak bu duayı kabul ediyor. Diyor ki Eyüp Aleyhisselam'ı git, ayağını toprağa vur veya olduğun yer toprağa vur. Zira Eyüp Aleyhisselam'ın ayağını kaldıracak gücü bile yok. Kuvveti kalmamış. Ayağını yere vuruyor. Cenab-ı Hak oradan tefsirden dediğine göre şifalı su, yani kaynak suyu halk ediyor. Eyüp Aleyhisselam o sudan yıkan deniyor ve o bütün hastalıktan kurtulduğu gibi eski sıhhatinden daha bir sıhhate kavuşuyor. Cenab-ı Hak yine zenginlik veriyor, evlat veriyor. Şimdi gelin buradaki hislerimize, oku bakalım. Evet. Cenab-ı Hak o halis ve safi, garazsız, lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemal-i afiyetini ihsan edip envai merhametine mazhar etmiş. İşte bu lemada 5 nükte var. Birinci nükte. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batini ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Değil mi değerli kardeşim? Mesela onun bedeni fiziki olarak yaralıdır, arızalıdır. Ancak onda iman, itikat, ihlas, samimiyetin zerre kadar şey yoktu. Lekesi yoktu. Ama bizim kalbimizi, ruhumuzu, batın hastalığımız var. Ondan dolayı iç dışı çevirsek ondan daha yaralıyız değil mi? İtikat bozukluğumuz var, iman zayıflığımız var, kuvvetli imanımız şey yok. Niçin bir Risale'ni okuyoruz değerli kardeşim? İman taklitten tahkiki çıkarmak için. İnşallah böyle pazar günlerde laika dersinde mesela bu hafta inşallah yarın laika dersinde Kastamonu'dan laika ders yapacağız. Sadakatle ilgili bir yapacağız. Sadakamız azalıyor ama bizim hastalığımız bu. İmanımız Allah muhafaza böyle tam olaylar karşısında sakin düşünemiyoruz. İnanç zayıflığa düşüyoruz vesaire. Evet. Çünkü işlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayat-ı dünyevisini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayat-ı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı Eyyubiye'ye o hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Hayat ebedi deyince tabii ben anlatmayacağım bunu, sadece yerini söyleyeceğim. Biliyorsun üstadımız iki esere kayıt koymuş değerli kardeşim. Biri İhlas Risalesi'ni malum. Her 15'le bir okuyun demiş. Bir de Meyve Risalesi'nin 4. mesleğini okumuş. Orada en büyük davadan bahsediyor. Nedir en büyük dava? İmanı kazanmak. İşte o yüzden diyor ki yani bizim bu kalbimizde gelen yara var ya imanımızı götürüyor. Hangimiz daha tehlikeliyiz? İki, Eyüp Aleyhisselam, mesela Yunus Aleyhisselam 100 senelik bir hayat gidiyordu. Ama bizim ebedi bir hayatımız gidiyor. Şimdi üstad bir vesvese durumunu bize anlatacak. Birkaç misaller. Oku devam et bakalım. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler, öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, neuzubillah, mali iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler. Ve imanın tercümanı olan lisanın zevk ruhaniyesine ilişip zikirden nefretkarane uzaklaştırarak susturuyorlar. Burada bir atıp yapmak isterim bununla ilgili. 25. Lema'nın 8. devasında Tanyer kardeşim olacak haberi lemalar değil mi? Evet. Evet. 336. sayfasında günahlar diye bak. Onda bir cümle var. Okuyorum. Oku. Günahlar hayat ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekva etmezsen, şu muvakkat bir hastalıkla daimi pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki,
Milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür. Ondan feryat et. Çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun, nefsin alakadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile bu alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bahusuz ahireti bilmediğin için ölümü idam ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. İşte en evvel hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hadsiz hastalıklarına kat'i ilaç ve kat'i şifa verici bir tiryak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen manevi sürur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elemi erir, ezilir. Allah razı olsun. Bu paragrafı okuduğun 8. devayla izah etmiş oldu. Devam et Erdi kardeşim. Evet, günah kalbi işleyip. Evet. Evet, günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra ta nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Ben bir basit örnek vereyim burada. Mesela sen bir diyelim ki kangre olan bir adamın parmağı kesilse adam ölür mü? Ölmez. Ölmez. Kesmesen kol gider. Evet. Ölür mü? Ölmez. Ölmez. Onu kesmesen vücudun gider. Sonra ölürsün değil mi? Evet. İşte aynen öyle. Yani her parçadan parça her günah için küfre giden bir yol bu manada düşünmen lazım. Sonra hı-hı, devam et. O günah İstiğfarla çabuk imha edilmezse kurt değil, belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Üstad Hazretleri ısıran bir şeyi isimlendirip örnek veriyor. Diyor ki bir günah işlendi mi? Hemen bu günaha karşı bir set koymak lazım. Yani hasbelkader bilmeyerek gaflet içinde veya bilerek bir günah girdin, yapacağın iş hemen tövbe istiğfardır. Çünkü istiğfar ve tövbe meyanın şerri keser diyor. İstiğfar ve tövbe meylan şerri keser. Evet, şeyde bak, sözlerde 26 sözde 631'i sözde sana ait. Onu bulur musun oradaki parçayı? Bununla ilgili izah eden. Ey insan, senin elinde gayet zayıf fakat seyyiatta ve taribatta eli gayet uzun, bahsenatta eli gayet kısa, cüz-i ihtiyari namında bir iraden var. O iradenin bir eline duayı ver ki silsile-i hasenatın bir meyvesi olan cennete eli yetişsin. Bir çiçeği olan saadet-i ebediye eli uzansın. Diğer eline istiğfarı ver ki onun eli seyyattan kısalsın. Ve o şecere-i melunenin bir meyvesi olan zakkum-u cehenneme yetişmesin. Demek dua ve tevekkül meyalan-ı hayra büyük bir kuvvet verdiği gibi istiğfar ve tevbe dahi meyalan-ı şerri keser, tecavüzatını kırar. Güzel. Demek ki burada ne alın? İnsanın şerlere karşı meyletmesini keser. Aynı zamanda değerli kardeşim manevi pişmanlık, onun önünü kesmekle beraber onu silmek dahi vardır elhamdülillah. Yani eğer kul hakkına girmemiş ise onu silme ihtimali daha yüksektir. Burada bir cümle sarf etti. Neden Üstad Hazretleri kurt misalinden yılan misaline geçiş yapıyor? Bilmiyorum, bak yılan diyor. Çünkü yılan ısırdığında o zehir nereye gidiyor? Nereye uğrarsa geçtiği yerde kanı pırtlaştırıyor. Kalbe doğru hücum ediyor. Eğer hemen tedbir alınmazsa diyelim zehir ayağını bacağını ısırdı. Eğer oradan çekilip alınmazsa vücudu sarar. Oradan çekip alınmazsa kalbe o gider. Sonra kalp damarı tıkacak ve maddi hayat bitecektir. Üstad öyle misal veriyor. Anlatabilir miyim? Misali böyle. Sonra devam et paragrafı. Mesela
Utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam, başkasının ıtlığından çok icap ettiği zaman melaike ve ruhaniyetin vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emareyle onları inkar etmek arz ediyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden... Onu örnek tamam. Veririm mesela. Yani kişi günah işlemiş. Kimse bilmiyor ama Allah melekleri biliyor. Sağa sonunda melekler alıyor. Eğer kendi utangaç birisi ise meleklerin bilmesinden utanacak. Sonra bir emare olsa da şu meleklerin yokluğunu bana biri izah etse. Biri dese ki ya görmeyen şeyine inanıyorsun, melek yok dese, kalbi bir kanca atar. Görmüyorlarsa o adı yoktur. Bu noktada yakalanan insan hakikaten yoktur diyerek inkar sapabilir. Akıl da görmüyor ama peki bu adam akılsız mı diyeceğiz? Ruh da görmüyor. Bundan ruhsuz mu diyeceğiz? Ama bilmek, görmemek olmaya deli değildir. O zaman ne olacak peki? Akıl ve muhakeme çerçevesinde olaya böyle bakmak lazım. Allah bize neyi lütfetmiş? Akıl ve kalbi. Bunları tetkik etti mi? Onu şeytandan gelen asıl saçma usul şeylere olduğunu anlatmamız lazım. Maalesef bakıyorsun ki bunu anlamıyor adam. Bu sefer melek yok diyor. Günaha giriyor. Sonra ikinci mesela cehennem azabın diyor. Hem mesela cehennem azabını intihac eden büyük bir günahı işleyen bir adam cehennemin tehdidatını işittikçe istiğfarla ona karşı siper almazsa bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Bak bir öyle. Mesela hani meşhurdur ki ne derler? Öğrenciler diyor. Oraya gidip de başı kırıp gelen mi var diyor. Değil mi? Gelemez ki, kusura bakma. Adam yakalanıyor. Hapse giriyor. Şayet müebbet mahkum ise çıkış yok. Dolayısıyla oradan gelmek yok. Sadece giriş var. Ama hapishane var. Ana karnına tekrar dönebilir misin? Oradan çıktın mı? Bir daha dönüş yok. Buradan da çıktın mı? Bir daha dönüş yok. Bunu düşünemiyor adam. Bir misal daha veriyor üstad. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazife-i ubudiyeti yerine getirmeyen bir adamın küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden müteessir olan o adam, Sultan-ı Ezel ve Ebed'in mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor. Ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki, keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı. Ve bu arzudan bir manevi adavet ilahi işmam eden bir inkar arzusu uyanır. Mesela adam 30 yıl namaz kılmamış değerli kardeşim. Bir de hocadan duymuş ki insan bir vakit namaz kılmasa 80 bin sana hapis atacak. Duydun değil mi bunu? Evet. O zaman adam şöyle vesvese düşer. Abi ben günde 5 vakitten 80 çarpı 5 ne eder? 80 bin 5 ile çarp. Yanmakla bitmez abi. Battı balık yan gider der. Ben bırakıyorum bu işi der. Böyle bakıyor olaya. Halbuki bir amin hesabını veremeyen bir ibadetin hesabını nasıl vereceğiz? Namaz her ümmette var. Bunlar vazgeçilmez. Devam et sonra. Bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse kati bir delil gibi ona yapışmaya meyleder. Büyük bir helaket kapısı ona açılır. O bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüzi bir sıkıntı vazife-i ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlarla o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedef eder. Sineğin ısırmasından kaçıp yılan ısırmasını kabul eder. Nefsin bir hastalığı burada. Mesnevi'de Katri de anlatıyor. Sayfa 108'de. Ahmet Karşım okur musun Mesnevi'deki 108 sayfadaki? Arkadaş, nefis tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden tesettür etmek istiyor. Yani onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir halikin, bir malikin bulunmamasını temenni eder. Sonra mülahaza eder. Sonra tasavvur eder. Nihayet ademini yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. Halbuki kazandığı o hürriyetler,
ademi mesuliyetler altında ne gibi zehirler, yılanlar, elim elemler bulunduğunu bilmiş olsa derhal tövbe ile vazifesine avdet eder. Ne güzeldi bugünkü durum anlatıyor. Bizim deistler ki Allah var ama diyor, melekleri, peygamberi inkar ediyor. Ne güzel Eyüp Aleyhisselam kısası onu uyar. Halbuki sinekten kaçıyor, yılana, yarın Anya'yı Konya'yı görecek. Halbuki nefis diyor ki bir rakin bulunması istemiyor. Melekleri inkar ediyor birisi. Anlattı ki. Yani demek ki daha büyük yere yol açıyor Allah muhafaza. Evet. Birinci nükteyi bitirdik. İkinci nükteye başlayalım. İkinci nükte 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecihle hakları yoktur. Birinci vecih. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış. O vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikül mülkü yetesarrafu fi mülki keyfe yeşâ. Bak bunun çok mülkün güzel. Maliki mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Zaten bunu bir daha ifade ediyor. Üstadımız 24. mektubun birinci makamının birinci remzinde şunu izah eden, yani Cenab-ı Hak mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İzah eden güzel bir olaya giriş yapıyor. Sayfa 402'yi açar mısın? Açıyorum. 26. sözün hatimesinde demin okuduk ya, bir örnek verecek. 26. sözün hatimelerinde denildiği gibi nasıl ki bir mahir sanatkar kıymetli bir elbiseyi murassa ve münakkaş surette yapmak için bir miskin adamı layık olduğu bir ücrete mukabil model yaparak kendi sanat ve maharetini göstermek için o elbiseyi o miskin adam üstünde biçer, keser, kısaltır, uzatır. O adamı da oturtur, kaldırır. Muhtelif vaziyetler verir. Şu miskin adamın hiçbir hakkı var mıdır ki o sanatkara desin, beni güzelleştiren bu elbiseye neden ilişip tebdil ve tayir ediyorsun ve beni kaldırıp oturtup meşakkatle benim istirahatımı bozuyorsun? Bak bir şey söyleyeyim. Hani demin dedik ya, Maraşal önlerini verdik ya, bazı makama böyle çıkıldı dedik ya, Musa evet. Aleyhisselam önlerini verdik ya, abid ya Rabbi bir dua istiyorum, Cenab-ı Hakk'a dua dedi ya, bazı musibet meşakkat olur. Üstad burada kumaş misali veriyor. Mesela diyor ki bir kumaş 100 lira. Dese ki ey kumaş, mesela seni iyi bir terzinin elbise şey yapacağız, model olarak kullanacağız. Senin değerin 100 liradan 1000 lira çıkacak. Bak kumaşa desek ki sen onun iyi bir terzi bir model olarak insanın vücudunda bunu değerlendireceğiz. Bu kumaşın değeri 100'den 1000 lira çıkacak. Şimdi o kumaş akıl fikir olsa evet mi der? 100'den 1000'e çıkacak. Hayır mı der? Ne der? Evet. Evet der. Ama biraz kesileceksin. Biraz pörsüleceksin. Bir ütüleceksin. Uf uf de. Canı olur mu? Yanacak biraz değil mi? Yanacak. Evet. Bak yanacak, hatta şimdi yanacak aklıma geldi. Belaların en şiddetli kime geldi biliyor musunuz? Ahmetciğim okur musun şeydeki lemalarda 25. lemanın 15. devasında o hadisi ben unuttum. Belalar eşittir enbiya diye başlayan bir hadis var. 15. Lemalarda. 15. devada. Evet okuyorum. Oku bak. Ey ahu eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Manasına bak. Oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı Halik-i Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadis sahihte vardır ki eşeddü'n nâsi belâ'ül enbiyâ'yı sümme evliyâ'yı sümme emsâlü fel emsâl ev kemâ kâl ev kemâ kâl. Yani en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi, en kamilleridir. Başta Hazreti Eyüp Aleyhisselam, enbiyalar, sonra evliyalar ve sonra ehli salahat
çektikleri hastalıklara birer ibadeti halise, birer hediye-i rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Halık-ı Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiye nevinden görmüşler. Sen ey ahu fizar eden hasta, bu nurani kafileye iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa şekva etsen onlar seni kafilelerine almayacaklar. Ehli gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Evet, hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. Ez cümle çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Haşiye bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması ruhsa zamanı olan 40 güne kadardır. Karın sancısıyla gark ve hark ve taun ile vefat eden şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarakatı tahfif eder. Bazen de sevdirir. Evet. Görürsün. Bazı hastalıklar insanı şehadet müfessir kazandırıyor. Değil mi? Mesela evet. Bugün kanserde ölenler, hatta belki de koronada ölenler de galiba duydum. Diyanetinde böyle şey var. Yani şehit ol, manevi şehit oluyor değil mi arkadaşım? Evet. Şimdi kalbi yaruk aynen öyle de. Aynen öyle de Sani-i Zülcelal her bir nebi mevcudatın mahiyetini birer model ittihaz ederek ve nukuş-i esmasıyla kemalat-ı sanatını göstermek için her bir şeye, hususen zihayata, duygularla murassa bir vücut libasını giydirerek üstünde kalemi kaza ve kaderle nakışlar yapar. Cilve-i esmasını gösterir. Her bir mevcuda dahi ona layık bir tarzda bir ücret olarak bir kemal, bir lezzet, bir feyiz veriyor. Malikül mülki yeteserrafu fi mülki keyfe yaşa sırrına mazhar olan mülkün sahibi mülkünde nasıl dilerse öyle tasarruf eder sırrına mazhar olan o Sani-i Zülcelal'e karşı hiçbir şeyin hakkı var mıdır ki desin? Bana zahmet veriyorsun, benim ıstırahatımı bozuyorsun. Haşa. Evet, mevcudatın hiçbir cihette vacibi. Evet, burada tamam. Burada kalsın. Geldik tekrar şeye. İkinci veci, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir. Ya şimdi aklıma geldi, şimdi biliyorsun bize böyle canlı aklıma geliyor. Size söylemedim hadi. Mesela üstad diyor ki yani bazı musibetler var ya musibetler. Tarihçiyat var mı tarihçiyat? İkinci var tarihçiyat. Ahmetçi var mı tarihçiyat? Sayfa söyle abi. 105'i aç, 105'i. Ben ona bir şey mesela diyor ki ben diyor ki üstad tarihçiyatta ben ezber söyleyeyim. Musibetlerin tenevvü musikin namelerinin tenevvü gibi geliyor üstad. Tarihçiyatta. Musibetten tenevvü çeşitlenmesi musikin nameleri gibi bana geliyor diyor üstad. Ama sana dediğim yerde açtım evet. 105'i. Açtım. Evet, oku. Evet. Eğer sivrisinek tantanasını kesse, bal arısı demdemesini bozsa, sizin şevkiniz hiç bozulmasın. Hiç teessüf etmeyiniz. Zira kainatın nagamatıyla raksa getiren, vakaikin esrarını ihtizaza veren, musikayı ilahiye hiç durmuyor, mütemadiyen güm güm eder. Derse okurlar. Yani görürsün, demek insan olaya böyle bakınca, musikin tenevi onun musibetten tenevi çeşitli olması, ona name gibi geliyor. Ay aklıma bir şey daha geldi. Değerli kardeşim, üstattan bir örnek daha vereyim size. Kastamonu kimde var Kastamonu? Kastamonu bulalım. Ahmet var mısın Kastamonu? Almak lazım. Aldım söyle, sayfasını söyle abi. 316'yı aç. 316. Bak şimdi. Üstadın hastalığına bak, oku. Açtım 316'yı. 163. mektup, oku bak Aziz.
Aziz 164 değil mi? Aziz, evet. Sıddık mübarek kardeşlerim. Bu mübarek eyyam ve Leyla-i Şerife'de mübarek dualarınıza daha ziyade ihtiyacımı göstermek için bundan evvelki mektupta titiz atın yüzünden gelen musibet gerçi ondan dokuzu nimete inkılap etti. Bak, gelen musibeti nimet kabul üstata. Onun için aklıma geldi. Oku. Eskiden. Ondan birisi eskiden beri bende bulunan kulunç illetine ve romatizma hastalığına iltihak edip beni yatağa düşürdü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana söyleyeyim mi? İnanın bende de var bu kulunç illeti var ya. Şey öyle ki öyle zor ki Allah muhafaza. Evet oku. Ben şey. Fakat merak etmeyiniz. Ben kalkıyorum, geziyorum. Katiyen bugün gönderdiğiniz risalleri tahsih ederken kanaatim geldi ki o musibetin baki kalan ondan birisi 10 derece bir nimet hükmünde oldu. Ve 10 adetten ziyade faydalarından bir faydası şudur ki ben tahsihatta gerçek usanmıyordum. Fakat her tahsihte yine ders alıp istifade etmek bir adetimdi. Bazı çok zevk alıyordum. Bu mevsimde dağlarda, bağlardaki güzel sanat ilahi temaşa zevki o tahsihteki zevkime galebe ediyordu. Bu yeni musibetteki mütemadiyen kendini ihsas eden hastalık kemal-i zevk ve şekle Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın lemasıyla. Bak, değil mi? Bak aslında Eyüp Aleyhisselam'ın lemasıyla tevafuk görüyorsun. Evet. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın lemasıyla hastalık lemasını her nusada yeniden görüyorum gibi okuyup tahsih ediyorum. Katiyen şüphem kalmadı ki o zahmetli hastalık o lezzetli, rahmetli vazife-i nuri için verilmiş. Yeter. Demek ki bu Eyüp Aleyhisselam'ın alacağımız kısa ne? Bize gelen hastalıklar, evet. Lütfun da hoş, karnı da hoş demek lazım, sabretmek lazım. Nereye geldik şimdi? Ceknesat ıstırahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade şehr-i mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Mesela üçüncü sen sözler, sözlerde 636 ona bununla ilgili. Biliyorsun düz bir çizgiden bir şey çıkmaz. Değil mi değerli kardeşim? Düz çizgiden. Evet. Ama farklı farklı olunca bir şey çıkar. Bir şey çıkar. Demek düz hayat bir şey ifade etmiyor. Monoton oluyor. Kader Risalesi'nin sonunda bir var. Ey şiddeti şefkatten. Değil mi? Orası. Evet oku. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım. Vücut hayr-ı mahz, Adem şehr-i mahz olduğuna bütün mehasim ve kemalatın vücuda rucuğu ve bütün maasi ve mesaib ve nekaisin esası Adem olduğu delildir. Madem Adem şehr-i mahzdır, Adem'e müncer olan veya Adem'i işmam eden halat dahi şerri tazammun eder. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat ahval-i muhtelife içinde yuvarlanıp kuvvet buluyor. Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor ve müteaddit keyfiyatı alıp matlub semeratı veriyor. Ve müteaddit tavırlara girip vahib-i hayatın nukuş esmasını güzelce gösterir. İşte şu hakikattendir ki zihayatlara alam ve mesaib ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki o halat ile hayatlarına envar-ı vücut teceddüt edip zulümat-ı adem tebaüt ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, ıstırahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet yeknesaklık içinde içe iner. Elhasıl madem hayat Esma-i Hüsna'nın nukuşunu gösterir, hayatın başına gelen her şey hasendir. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlara mahir bir zat, asar-ı sanatını hem kıymetler servetini göstermek için adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa, musanna yaptığı gömleği giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese
bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gemileyi kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte onun gibi Sani-i Zülcelal, Fatır-ı Bimisal, Zihayata, göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaifle murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat, bazı esmasının ahkamını göstermek için lemat-ı hikmet içinde bazı şuat-ı rahmet ve o şuat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. Evet. Üçüncü veciye geldik. Bir vecih kaldı. Üçüncü vecih. Şu dar-ı dünya meydan imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Elinde Kastamonu var. Kastamonu elinde senin. Kastamonu elinde var. Evet. 168 açar mısın? 168 açar mısın Kastamonu? Açtım. Bak. Onu, üçüncü adam yazıyor orada. Evet. Onun altında onu ona yazıyoruz ki. Ona yazıyoruz ki bu dünya darul hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Amali salihan ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O ameli salihanın ihlası kırılır, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet, demek ki yeter. Dünya, bu dünya dar hikmettir, dar ücret yeri değildir diyoruz. Madem dar hizmettir ve mal-i ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet yüküne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Burada müsbet bir kısmı... Burada bunu bir şimdi açalım böyle. Tamam. Ahmet kardeşim şeyde lemalarda 15-25. Lemanın ikinci devası okur musun? 331. sayfada. Okuyorum. İkinci deva. Ey sabırsız hasta, sabret. Belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz gibi malum şey ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetse de aczini, zaafını hisseder. Halık-ı Rahim'ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayeti sahiha vardır. Hatta bazı sabır ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü 1000 dakika hükmüne getirip sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan teşekki değil, teşekkür et. Yani hastalığı bir ders bize hastalığı sevdirdi ha. Evet Erdiş'im bitir bari. Evet. Buna bayağı şey evet, oldu. Evet. Evet. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve azini hissedip Rabb-i Rahim'ine ilticakerane teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim
Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ithal edildi. Onu tebrik et, her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet, ben de arkadaşlar, Cenab-ı Hak Ramazan şerimize tebrik ediyor burada. Kastamonu'da okuyor, bitiyorum. Er-Rahman Rahim'in Ramazan mübarekin hürmetine, rahmetin alemi Peygamber Efendimiz ümmetine rahmetin imdat eylesin. Evet. Asar gadab-ı ilahi olan afat ve daletlerden korona belasından bizleri korusun. Versan şakitlerini Neş-i Envar Kur'an'da muvaffak eylesin. Kastamonu'dan okuduğunuzda bir dua okudum. Bizi Cenab-ı Hak bu duayı mazhar etsin. Korona belasından kurtarsın. Kıldığı namazını oruçları kabul etsin. Yar nasip olsa konumuz hafta bir gün layık dersi okuyoruz. Yarın da efendim İrsal'ındır. Derste insanı ne kazandırır? Bakın bugün hastalık bize nasıl kazandırdı? Bakış açımızı değiştirdi. İnşallah yarın o dersi yapacağız. Görüşmek üzere der. Cenab-ı Hak bizi kendine kul, Habib-i Ümmet sana talep etsin der. Sözü Fatiha'yla oku bakalım, bitir. Sübhaneke. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru davamin elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.